Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım sonuna kadar mücadele vermek için kollarımızı sıvadık. Çünkü sağlam bir finansal yapı sürdürülebilir bir başarı için olmazsa olmazdır. Bugüne kadar evet gemiyi doğru istikamet çevirdik, bu kadar borç ödedik, yeni gelir kaynakları yarattık. Ama sanmayın ki gece yatarken rahat uyuyoruz. Sanmayın ki her maaş dönemini vaktinde yapabiliyoruz. Ama yapıyoruz o veya bu şekilde. Şimdi eski yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 6 senede yaşamadığımız badire, yaşamadığımız olay, yaşamadığımız haksızlık, yaşamadığımız iftira kalmadı. Bu süreçte 1 gram şaşmayan, en kötü günde bile sabah kalkıp kulübe gelen, umutla, azimle, heyecanla, sanki ilk gündeymiş gibi çalışan tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla, camiamız adına teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Evet, cumartesi günü tabii ki sizden bir ricamız var. Etrafınızla, eşle, dostla, tanıdığınız kongreleriyle cumartesi sabahı saat 9.30-10 gibi en geç stadımızda olmanızı sizlerden özellikle rica ediyoruz. Çok geç, peki. 9-9.30 mu diyelim? 7.30 mu? Yok sahura gelseler. Bir saniye. Oraya geleceğim üniversite sınavlarına. Gelin ve çok erken gelin. Saat vermiyorum. Sizler daha iyi biliyorsunuz anlaşılan. Ama sizden bir şey rica ediyorum. Provokasyon olacaktır. Kötü tezahürat olacaktır. Tepki vermeyin. Vermeyin. Bana bakın. Biz verirsek siz tepki verin. Vermeyin tepki. Çünkü zorbalıkla biz bu seçimleri sonuçlanmasına izin vermeyeceğiz. Ama her şeye gözümüz açık. Yani 1 gün önce, 2 gün önce arabaları otoparka park edip orada bekletik. Cumartesi sabah oradan ihtiyaçları hepsine dikkat ediyoruz. Onlar ne demek istediğimi anlıyorlar. Sizden rica ediyorum. Haklı olduğumuz yerde haksız duruma düşmeyelim. Biz öyle değiliz. Onlar gibi değiliz. Olmamalıyız. Olursak da yıkıp geçeriz. Ama olmayacağız. Ben İlker Bey, Hamdi Bey de geçti. Sayın Aziz Yıldırım'la çalıştık. Bize hep şunu derdi. Kızardı. Dışarıdan bizi atıp tutanlara, yönetime sallayanlara. Burası derdi, kürsü. Yüksek Divan Kurulu'na gelin, genel kurula gelin, konuşun derdi. Bir kere gelmedi. Bir saniye lütfen. Saygısızlık yapmayalım. Medeni bir şekilde bugün 2 günü bitirelim. İlk defa bir spor kulübü tarihte bu kadar yüksek katılımlı bir kongre yapacak. Bizim için kazanmak için her şey mübah değildir. Üzülerek görüyorum, duyuyorum, işitiyorum, istihbarat alıyorum. Karşı taraf için aynı şey geçerli değil. Ve bilimum kafalarında planlar olduğunu, belki Sayın Aziz Yıldırım bile haberi yok bundan ama onun ekibinin konuştuğu şeyleri bir nebze duyuyoruz. Sakin olun. Biz kazanacağız. Ve inşallah bu sefer iki başkan adayı el ele verip ellerini kaldıracak. Ve size örnek olacak. Çünkü biz birleşmek durumundayız. Niye birleşmek durumundayız? Anti Fenerbahçe lobisi öyle bir lobi ki TFF, hakemler, bazı siyasetçiler, bürokratlar, bazı medya organları,
bazı rakipler. Bu çok derin bir yapı. Bu yapı çok yönlü, kanser hücresi gibi. Pek çok kuruma sirayet etmiş bir düzende hareket etmektedir. İş adamı da var, onu da saymayı unuttum. Fenerbahçe alayın aleyhine olan bu derin yapı ile ne Ali Koç ve yönetimi, ne Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi kendi başlarına mücadele edebilir. Biz ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Taşlar yerinden oynamaya başladı. Ama biz, benim hayal ettiğim şekilde böyle bir camia olsak, bizim caydırıcı gücümüz, tavır koyma gücümüz çok daha yüksek olurdu. Ama biz ne yazık ki birbirimize tavır koyuyoruz. Birleşmemiz lazım. Zira camia olarak çok büyük bedeller ödedik son 20 senede. Hala da ödemeye devam ediyoruz. Ancak yapı yerli yerinde duruyor. Taşlar oynamaya başlasa da. Biliyor musun abi? 6 sene önce dağıttığımız bir aktiydi. O zaman bir beşerle yanmadan geliyoruz. Seçim parası da alırmış. Tamam, bende yediği var. Taşlar yerinden oynamaya başladı. Hani bu camia böyle olmasın dediğim gibi, yine yönetim kurulu, başkanı, camia gücü olmadan mücadele etmek zorunda kalsın. Biz terimizin son damlasına kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Bunlar sistemi ancak camia olarak ezebiliriz. Biz tribünde rakiplere odaklanmalıyız. Kendi futbolcumuza, hocamıza, başkanımıza değil. Sizin çorbada tuzunuz olsun istiyorsanız, böyle kaygan olamayız tribünde. Deplasmana gidiyoruz, yer yerinden oynuyor. 2000 kişi, 1000 kişi, geri geldi mi küçük statlarda 500 kişi. Televizyonda seyredince bir tek onlar duyuluyor. Ama aynı etkiyi iç sahada yapamıyoruz. Bunu yapacak taraftar zihniyetimiz, gücümüz var. Biraz daha organize olmamız lazım. Biraz daha inanmamız lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Ve kayıtsız şartsız Çubuklu'ya destek olmamız lazım. Bunu özellikle sizlerden rica ediyoruz. Evet. Kongrede çok sayıda arkadaşımız 47 sandıkta görev alacaklar. Camiamıza, Fenerbahçe demokrasisine yakışacak bir kongre gerçekleştirmesinde bu arkadaşlarımıza büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Tüm gün boyunca üyelerimizin verdikleri oyların boşa gitmemesi için çaba harcayacaklar. Ciddi bir mesai harcayacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Sağ olun, var olun bütün arkadaşlar. Evet, demin ifade edildi. ÖSYM Başkanı bizi aradı. Birkaç defa temasa geçildi bizde kurumdan. Ricada bulunuldu. Geçen sefer çok sıkıntı yaşadık dendi. Ve geçen sefer Kenan Evren'de de sınav vardı. Şu an Kenan Evren yok. Ama bize yakın 3 tane okul varmış. Sizlerden rica ediyoruz. Bu çocuklarımıza saygı duymamız lazım. Bu sınavlardan, kaç kişinin çocuğu bu sınavlardan geçti burada? Bu kadar az mı? Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Biz stadda müzik sistemini kısık tutacağız. Önemli olan sadece stadda yapılan tezahüratlar değil, stada gelirken, giderken oluşacak trafik. Özellikle ricaları dışarıda, sokaklarda slogan, tezahürat olmaması ve bu çocuklarımızın hayati imtihanına lütfen saygı duyalım. Ve stada ulaşım sırasında gerek trafik, gerek gürültü konusunda hassasiyet göstermenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu doğrultuda da arkadaşlar kongrelerine zaten WhatsApp'tan mesajlar çekilecektir. Şu an basketbol takımımız, şimdi söyledin ya, maç bitmeden bana skor söylemeyin ne olur. Kaçıncı çeyrek? Kaç kaç?
Hakikaten kaç kaç? 34-32 mi? Allah yollarını açık etsin. Hiç olmazsa en az bir maçta oradan dönelim. Onlara da bol şans diliyorum. Tamam, uzatmayın şimdi. Ben çok gittim geldim iPad'i şuraya koyup maça bakayım mı diye. Sonra vazgeçtim. Kendi kendime yine bir totem yaptım.